Fransa'da Charlie Hebdo saldırısının yankıları sürerken bir saldırı şoku daha yaşandı. Bu olayda ise bir polis memuru yaralandı. Dün otomatik silahlarla gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü saldırının ardından Fransa'da 3 günlük yas ilan edilirken polis ülke genelinde insan avı başlattı. Bazı evlere operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı Said ve Şerif Kuşi kardeşlerin gerçekleştirdiği ve bu iki kişinin her yerde arandığı, adı şüpheli olarak geçen Hamit Murad'ınsa polise teslim olduğu kaydedildi. Olayın yankıları sürerken Paris'in güneyinden bir saldırı haberi daha geldi. Kurşun geçirmez yelek giydiği kaydedilen bir kişi güvenlik görevlilerine ateş açıp kaçtı. İki olay arasında bağlantı olup olmadığıysa bilinmiyor. Yollar buz pistine döndü, soğuğa meydan okuyanlar denize girdi. İşte İstanbul'dan kış manzaraları. Mega kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken soğuk havanın da etkisiyle adeta buz pistine dönen yollarda araçlar zor anlar yaşadı. Okulların tatil edildiği kentte karın keyfini yaşayansa çocuklardı. Öte yandan soğuk ve yağışlı havaya meydan okuyanlar da vardı. Tıpkı Sarayburnu'nda denize giren bu insanlar gibi. Sarayburnu'da. Ben 16 yıldır her sabah buraya gelir yüzer giderim. Biz yaz kış 4 mevsim gireriz Allah'ın izninden. Bizim için problem olmuyor. Daha sağ. Su harikaydı. Bugün daha güzeldi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez Paris'teki saldırıya çok sert tepki gösterdi. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor. Başta Fransız halkı olmak üzere tüm insanlık ailesinin acısını derinden paylaşıyorum. Bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenlerin, onları yönlendirenlerin ve herkesin göreceği kadar açık bir biçimde onları maşa olarak kullananların ne Allah'a saygısı, ne herhangi bir topluluğa bağlılığı ve ne de herhangi bir dine inancı olabilir. Ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne de şimdi Fransa'da çatışmayı körüklemekten, sivil insanları katletmekten ve insanların yüreğine korku salmaktan medet umanların bir başarı elde etmeleri mümkün değildir. İslam'ın ve bu yüce dine mensup Müslümanların kendisine doğrudan yapılmış bir saldırıdır. Basın toplantısı düzenleyen Mehmet Görmez, İslamofobinin ağırlık kazandığı bir dönemde böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi manidardır diye de ekledi. İslami simgelerin açık ve aleni olarak bu eylemi gerçekleştirenler tarafından kullanılmış olması bir algı manipülasyonudur. Algı mühendisleri katillere dinimizin simgelerini telaffuz ettirerek akılla alay ediyorlar. Sadece Müslümanların değil, esasen Batı kamuoyunun aklı ile de alay ediyorlar. Bu eylem de diğer terör eylemlerinde olduğu gibi Müslümanların en temel kavramlarını zapt etme, çarpıtma ve dönüştürme amacı taşıyor. İslam, iman ve irfanında hiçbir şekilde karşılığı olmayan karanlık hedefler için tek bir alet ediliyor. Bu eylemi İslam'la ilişkilendirmeye yönelik yapılan her açıklama, en az bu eylem kadar tahrip edici ve olumsuz sonuçlar doğurucu niteliktedir.
Pegida örneğinde olduğu gibi İslamofobinin nefrete ve düşmanlığa dönüşerek yaygınlık kazandığı bu günlerde böyle bir eylemin gerçekleşmiş olması manidardır. Bu algı mühendisliğinin tuzağına karşı hem Batı'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizi ve orada Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte çalışan bütün kurumlarımızı, müesseselerimizi hem de insaf ve izan sahibi bütün batılı halkları duyarlı olmaya davet ediyorum.